Hepinize iyi akşamlar. İyisiniz? Nasılsınız? Bugün Vayki Uyanış Gençliği için bir poster hazırlamışsınız ve orada çok sevdiğim ayetler geçiyor. Bir diğer ekranda onları gösterebilir miyiz? Filipinlerden bilgisayar film kullanıyor. Yani Filipinler 3-7'den 16'ya kadar diyebiliriz. Eminim siz bu ayetleri de biliyorsunuz. Meşhur ayetlerdir. Uyanış gençliği. Ne demek sizin için bilmiyorum. İddialı bir isim. Hristiyan Protestan İncili geleneğinde uyanış çok dolu bir kelime. Çünkü Rab bizleri bir uykudan uyandırmak, basit bir hayattan, boş bir hayattan dolu bir hayata taşımaya geldi. Ve her zaman bunu yaşamayabiliriz. Her ay burada bir uyanış yaşıyor musunuz? Bilmiyorum sizleri, ben bilmiyorum, ben kendimi biliyorum. Her ay, her an, her gün acaba o uyanışı yaşıyor muyum? Rab'be yaklaşmak riskli bir şey. Rab'le bir ilişki kurmak bizden çok çok şey talep eden bir şey. Çok daha fazlasını veren doğrudur. Ne anlamda belki düşünürüz. Ben bir vaaz hazırlamadım. Sizlere yüreğimi açmak istiyorum. Arzum, dileğim sizler de Rabbin önünde, benim önümde değil, yüreğinizi de açarsınız. Çünkü ilahilerde, dualarımızda, sohbetlerimizde çok büyük şeyler söylerken bazen de yüreğimiz boş kalabilir. Yani Rabbim bizlere vermek istediklerini alamayacak kadar boş olabilir hayatımız. Ve eğer yanınızda zaten kutsal kitap varsa telefonunuzda bir yerde takip edersiniz. Paulus bu Filipililer mektubunda ki aslında mutludur, hapistedir ama mutludur. Mutludur çünkü kardeşler ona bir şekilde bir bağış ulaştırdı ama aldığı maddi bağıştan ziyade Filipin'deki kardeşlerinin onu anmasını, bu durumda birçoklar onu unutmuşken bu şekilde sevgilerini ifade etmelerini teşekkür ediyor ve yüreğini sevindiriyor bu olay. Dolayısıyla o yüreğini açıyor. Filipinler mektubu Paulus'un bir anlamda Rab'le yaşadığı çok özel dakikalarını veya tecrübelerini açtı. İkinci Korintiler'de de aynı şekilde açıyor. Belki ona değineceğiz. Bu sefer onun hizmeti eleştirildiği için. Yani tepedeyken belki yüreğimizi açabiliriz. Dipteyken bazen en çok duygusal olduğumuz iki durum. Yüreğimizi yine açabiliriz. Ama bu bizlere yardımcı olsun, yüreğimizi de Rabbin önünde açmak için. Çünkü kapalı tutarsak birçok şey kaçırabiliriz. Biz insanlar, bizde bir İspanyolca'da bir deyim var. İnsan bir alışkanlıktan hayvanıdır. Alışıyoruz birçok şeye ve alıştıktan sonra gerekli değeri, kıymeti vermeyebiliriz. Hak ettiği kadar takdir etmeyebiliriz sahip olduklarımızı. Bu yüzden iddialı olan isminiz uyanış gençliğine yakışır bir şekilde istiyorum ki bugün kelama yaklaşalım. Ve Filipililer 3. bölüm ve 7. ayette diyor ki ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdim. Rab İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süpürüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle
kazanılan, iman sonucu tanrıdan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Ölümde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söyleyemiyorum. Ama Mesih sana beni kazanmakla, benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum burada belki. Göremedik ekranda ama umarım siz de telefonlarınızdan takip edersiniz. Birincisi, Paulus burada gençliğini anlatıyor. Çünkü ilk ayette diyor ki, benim için bir zamanlar kazanç olan her şeyi daha önce bunların sıraladım. Mesih uğruna zarar saydım eskiden. İlk Mesih'le tanıştığı zaman her şeyi gözden çıkardı. Ve bu gençken, yani bilir kişilere göre İsa ölüp dirildikten en geç 3-4 yıl sonra Paulus Rab'e geldi. Ve o zaman kaç yaşındaydı bilemiyorum çünkü hiçbir yerde söylemiyor ama 20 ile 30 yaşlar arasında, belki 30'lar. Çünkü eğer kendisi bir haram idiyse o zaman 30 yaşlarında ancak o mertebeye geliniyor. Gençti bana göre, şimdiki durumuma göre gençti. 30 yaşlarında birden, hani insan gençken daha deli dolu oluyor. Onun için ne diyorlar? Deli kanlı. Yani kanı kaynıyor. Dolayısıyla bazen düşünmeden bir takım delilikler yapabiliyor. Kendini öne atabiliyor. Sözde insan olgunlaştıkça daha temkinli davranıyor, daha düşünceli davranıyor. Belki bir hareket etmenin, bir adım atmanın beraberinde getireceği riskleri veya faydalarını önce düşünmeyi tercih ediyor. Ama gençken belki böyle yapmıyoruz. Kanımız kaynıyor ve bir şeyler arıyoruz. Bir hevesler içinde hayatımızı durdurmak istiyoruz. Ve Paulus bu durumdayken o kadar hırslıydı ki daha Mesih'i tanımadan önce bildiğiniz gibi Mesih'e inananları yakalatıp hapse attırıyor. Ama birden gözü açılıyor ve fark ediyor ki hayatta Mesih'ten daha değerli, daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Hatta hayatta kendisinden başka bir şey yoktur onun için. Ve bununla diyor ki, daha önceleri benim için değerli, kıymetli olan her şeyi gözden çıkardın. Mesih'i öğrenmek için, Mesih'e yaklaşabilmek için, Mesih'i doyasına yaşayabilmek için. Peki bu sadece Paulus'un tecrübesi midir? Veya bu kadar Rabbi arzulamak sadece Paulus ve Paulus gibilerinin peşine düşecek bir şey mi, yoksa biz sıradan insanların da arzuladığımız, arzulamakla birlikte karşılaştığımız engellere rağmen hayatımızın her şeyini feda edecek derecede peşine düştüğümüz bir şey midir? Yani şöyle söyleyeyim, Hristiyan dünyasında imanlılar arasında iki farklı seviyede imanlılar mı var? Ağzıyla, hareketlerin bir kısmıyla Rabbi ikrar edenler ama aynı zamanda bir ayağı dünyada, bir ayağı Rab'de olanlar, bir de Paulus gibi tümüyle Rab için kendilerini harcayan imanlılar mı var? Var aslında. Ama bu Rab'in planı mıdır? Değil. Peki biz hangi kategoriye giriyoruz? Paulus gençken her şeyi gözden çıkardı. Paulus gençken kendisi için kazanç olan her şeyi feda etti. Yaşadığımız günlerde ben Rabbe şükürler olsun seyahat fırsatım oluyor. Birçok ülkeye gidebiliyorum, özellikle İspanyolca konuşan ülkelerde. Birçok farklı Hristiyan ortamlarda, imanlı ortamlarda bulunabiliyorum. Birçok farklı kilise türü, hizmet türü ve o ortamlarda nelere önem verildiğini görebiliyorum, tanık olabiliyorum. Çok daha gerçekten cesaret verici benim için durumlar var. Çok daha hayal kırıcı benim için durumlar da var. Ve giderek Hristiyan yaşamı dünyada, dünya çapında bizlere de ulaşan öğretilerde, bilmiyorum siz yüreğinizde nasıl hissediyorsunuz ama
giderek Hristiyan yaşamı, Hristiyan yaşamının ilerleyişi neyle ölçülüyor? Kazandıklarınla ölçülüyor. Hem maddi hem manevi olarak. Maddi olarak veya maddi yönünü vurgulayanlar var. Yani çok imanın varsa daha zengin olursun gibilerinden. Umarım sizler öyle değilsiniz. Çok da zengin insanlar yoktur aramızda herhalde. O açıdan bilemiyorum. Bir de manevi olarak, hani çok başarılı olmak, kutsal konularda, ondan sonra çok büyük bir kiliseye sahip olmak, ondan sonra çok kişileri Rab'e getirmek gibi başka ölçülerle insanlar ruhsal hayatının ne derece değerli olduğunu hissetmeye ve bununla yüreklerini doldurmaya çalışıyorlar. Ama Paulus bize bunun tam tersini söylüyor. Ne gibi? Hristiyan hayatın, Mesih'le yürüdüğümüz yaşamın başarısı kelimesi bile beni ürkütüyor. Ama bereketini, ruhsallık derecesi neyle ölçülüyor biliyor musunuz? Ne kadar çok şey gözden çıkardığında. Hayatında İsa'ya sarılmak için neleri gözden çıkardın? Birçoğumuz belki, benim durumda da öyle, eşimin durumunda da öyle. Biz de Dicle'de İspanya gibi ülkeler gidiyoruz. İspanya'da toplumun genel algısıyla İncil'i veya işte evangelical veya şey protestan olma da bir ihanet gibi algılanıyor ve aileler tepki veriyor. Birçoğumuz belki Rab'be sarılmakla ailemizin tepkisini topladık. Dolayısıyla ailemiz de çok böyle rahat, esenlikli, hoş bir ilişki içinde yaşarken sırf İsa'yı kabul ettiğimiz için birden bütün ilişkiler gerginlendi, gerginleşti. Ve bu bir anlamda gözden çıkardığımız bir şey. Belki işimizi kaybettik, belki dostluğumuzu kaybettik. Öyle başlayabilir. Ama bunlar, size söyleyeyim, işin basit yönüdür. Paulus diyor ki, Hristiyan yaşamı nereli gözden çıkardığımız ile ölçülüyor. Yani ruhsal derecesi. Ve bu konuda biz Paulus gibi, Petrus gibi İsa'yı sevmeyi öğrenmeliyiz. İsa Petrus'a sordu ama biz kendimize de sormalıyız her zaman. Beni seviyor musun? Biliyorsunuz üç kere sordu değil mi? Ama soruncu kez nasıl sordu? Beni bunlardan daha çok seviyor musun? Sevgili kardeşim, sevgili kız kardeşim, sevgili Carlos. Ben kendimi de seviyorum. Sevgili Carlos. İsa'yı seviyor musun? Bunun dışında kalan diğer her şeyi gözden çıkaracak kadar İsa'yı seviyor musun? Çünkü bu gerçek ruhsal doygunluğa, berekete, derinliğe, olgunluğa götürecek anahtardır seni beni. İsa'yı seviyor musun? Bugün sor tekrar. Bu hafta İsa'yı sevdin mi? Önüne seveceğin, önüne hoşuna gidecek, tadını çıkaracağın, iyi veya kötü birçok şey gelirken o durumda ben İsa'yı seviyorum, bu yüzden İsa'ya yakışmayan şu kutluyu gözden çıkaracağım, gözümden çıkaracağım diyebildin mi? Sor kendine, çünkü Paulus soruyor, gençken sordu kendine. İsa nedeniyle insanları hapse attırmaya nasıl kararlı idiyse, İsa ile tanıştığı zaman kendisi hapse gitmeye razı oldu, her şeyi kaybetmeye razı oldu. Nitekim burada aslında Filipiler mektubunu yazarken hapisteydi ve hapisten yazıyor. Sor kendine lütfen. İsa'yı seviyor musun? Herkesten çok seviyor musun? Bu hatasız olacağın anlamına gelmiyor. Bu arada bir yüreğinde sorunlar yaşayacağın, günahla mücadele etmeyeceğin, kendi karakterini, İsa'nın karakterini benzetmek için veya kendi günlük düzeninde onunla buluşmak için zorluklar yaşamayacağın anlamına gelmiyor. İsa kime soruyor bunu? Petrus gibi bir insanı. Paulus'u düşünürken hatasız, mükemmel, yetkin,
karaktere kaya gibi olan birini düşünüyoruz. Petrus'u düşünürken genellikle birçok hatasıyla fevri davranıyor, tez canlı, böyle birini düşünüyoruz. Ve Petrus'u çekiştirirken asla Paulus'a dil uzatmaya cesaret etmiyoruz. Bilmiyorum yani vaazlara dikkat ettiniz mi? Ben onların ikisinin de ağzıma aldığımda çok dikkatli davranıyorum çünkü bir gün onlarla buluşacağız. Ve bize hesap soracak. Hani benim aklımda ne demiştin o uyanış gençliği akşamında. Ama Petrus'u daha çok böyle karakteriyle çok sıcakkanlı, çok böyle düşünmeden hareket eden, ondan sonra pişman olan birisi olarak görüyoruz. Paulus'u ise her zaman her şeyin hesabını yapan, ona göre hiç geri adım atmadan asla bir zayıflık göstermeyen, bir zaafı da görülmeyen biri olarak düşünüyoruz. Ama Rab kimi soruyorum? Petrus gibi mi dine? Senin benim gibi mi dine? Paulus da öyleydi. Paulus'un öyle durumlar var ki bizim kendi kafamızla oluşturduğumuz resmin çok dışında bir Paulus görebiliyor, duygusal, zayıf, ürkek, insanlara muhtaç, yaptıklarının yaptıklarından ötürü pişmanlık duyan, kaçırdığı fırsatlardan ötürü itirafta bulunan bir Paulus da görebiliyoruz. Dolayısıyla burada mükemmel olmaktan bahsetmiyoruz. Paulus zaten söylüyor, bunlara şiddet kavuştuğunu ya da yetkinliğe eriştiğini söylemiyor. Ama her ikisinde de, Petrus'ta da, Paulus'ta da, İsa'yı kendi normal halinden, hayatın seyrek gidişatından çok daha fazla Rabbi sevmek için bir arzu, bir yöneliş, bir kararlılık vardı. Ve Rabbi İsa Petrus'a bunu sorduğu zaman hatalarına rağmen bizlere de sorarken yüreğimizi derinliklerinde araştırıp dürüst bir cevabı vermemizi bekliyor. Bu cevabı aslında Rab'be değil, aynı zamanda kendimize vermemiz gerekiyor. Beni herkesten çok seviyor musun? Soruyor musun şimdi? Son zamanlar İsa'yı her şeyden çok sevdim. Bu hafta her şeyden çok İsa'yı Rabbimi kurtarıcını sevdim mi? Sevdin mi? Belki Paulus gençken böyle davrandı. Ama bir ayet sonra, yani 8. ayette bakınız ne diyor, dahası var. Bu iş orada bitmiyor. Bu iş sadece gençlikle ilgili bir durum değildir. Diyor ki, dahası var, uğruna her şeyi yitirmek Rabbi İsa Mesih'i tanımanın üstündeki yanında. Hala, orada yok ama o anlamda söylüyor. Hala her şeyi zarar sayıyorum, süpürüntü sayıyorum. O her şeyi süpürüntü saydım, 7. ayettekiydi. Ve her şeyi süpürüntü sayıyorum arasındaki, bu iki cümlenin arasındaki zaman aralığı yaklaşık 20 yıldır. Paulus burada artık 20 yıldır bir imanlı veya daha fazlası bilemiyoruz. Ve 20 yıl boyunca ilk Rab'e geldiği günkü adanmışlık, Rab ise için arzu, her şeyi gözden çıkarma kararlılığını gösterebiliyor. Gençken evlenenler, ondan sonra çocuk yapar. Çocuk yaptığında, çocuk yapmak çok güzel bir şeydir. Ama insan biraz neye uğradığını şaşırıyor yani. Ne kadar anlatılırsa çocuk sahibi olanlar bilir. Hani birisi önceden sizlere anlatmıştır, yok uykusuz geceler falan filan ama yaşayana kadar anlayamazsın, değil mi? Vesaire vesaire. Yani hastalandığında kaygılar, ondan sonra yok başka şeyler geliyor.
Ama sonra insan dede oluyor. Dede olunca da bebekler geliyor. Daha kolaydır tabii çünkü uykusuz geceleri annesi babası yaşıyor ama dede yine şey yaşıyor. Yani onlar şımarmak vesaire. Ama aslında çok daha bilinçli olunduğu için çok daha fazla tadını da çıkarabiliyorsun. Ruhsal hayat da böyle. Birçok şey belki düşünmene yapıyoruz ve neye uğradığımızı bilmeyebiliriz. Apar topar bir şekilde düşe kalka bir hayat sürdürebiliriz ama Pavlus gibi aynı tutkuyu, Rab'be olan aynı sevgiyi 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl ölene kadar sürdürebilirse kazanç çok büyüktür çünkü Pavlus aslında aptal değil. Geçenlerde anlatıyordum kilisemde. Benim bir eniştem var, bir ara eskime bayağı oldu. Matrak biri, İstanbul'a gelmişti. Ondan sonra biz ona üç cümle öğrettik. Kapalı çarşıya gidecek, bir şeyler alacak, Türkçe'de üç cümle öğrettik. Birincisi, çok tuzlu. Yani gitti her yerde, fiyat sordu her yerde, çok tuzlu, çok tuzlu dedi. Ondan sonra millet gülüyor tabii, biz bayağı da Türkçe bilmeyen birinden bunu. Duyuyor. Ondan sonra biraz bitiriyorlar. İkinci cümle, ben enayi değilim. Yani dalga mı geçiyorsun gibilerinden. Ondan sonra indir fiyatı. Yok pahasına neler aldı bu üç cümleyle. Paulus da enayi değildi. Paulus aslında burada verdiklerinden, gözden çıkardıklarından çok daha fazlasını kazanıyordu. Çünkü ne kazanıyordu? İsa Mesih'i kazanıyor. Ve 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca bu aynı arzuyu, tutkuyu, arayışı, kararlılığı sürdürebildi. Ben hala bugün her şeyi gözden çıkarmaya devam ediyorum. Çünkü Mesih'den bir zerresini bile kaçırmak istemiyorum. İşte uyanış dediğimiz budur. Rabbim sürekli yüreğimizi İsa'ya sahip çıkmak, İsa'yı kucaklamak için uyanık tutmamız demektir. Ve Paulus bunu yapabildi. Yetkin olduğu için değil. Eksikliklerimiz var, yanlışlarımız var, hatalarımız, kusurlarımız var, olacaktır. Ama İsa'ya yönelişimizde ona sahip olmak için adım atarken gösterdiğimiz kararlılıkta aynı ciddiyet, aynı adanmışlık gösterebiliriz. Hata işlediyse düzeltip tekrar ona sarılabiliriz. Eksik kaldıysak, soğuduysak tekrar ne olur Rab? Yüreğimi canlandır deyip kutsal ruhun yüreğimizdeki ateşini hissedebiliriz. Ama bunun farkında değilse kaçırdıklarımız çok büyüktür. Aslında bu sefer bizler esas enayiler oluyoruz. Çünkü sarıldığımız şeyler esas olan mesleği sarılmaktan bizleri alıkoyar. Ve sahip olduklarımızla kendimizi tatmin ederken kaçırdıklarımız çok daha kıymetli ve değerlidir. Onunla yaşayabilmek. Paulus diyor ki 12. ayette İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğüm ödülü kazanmak için koşuyorum. Cümlenin sonunda. Aslında bunu tabii çevirmek zordur ama diyor ki İsa Mesih beni yakalamak ile öngördüğü o şeyi yani o tablak çevirecek olursa beni yakalamak ile öngördüğü o şeyi ben de yakalamak için yaşıyorum. Burada çok şey var, çok önemli şeyler var. Birincisi, İsa bizi yakaladığında bir amacı vardır. Ödül olabilir, hizmet olabilir, hayatın bir hedefi olabilir. Şöyle ya da böyle, İsa seni yakaladıysa, yakalamakla senin kendin uzanmanı istediği, yakalamak üzere peşinden koşmanı istediği bir amaç, bir planı vardır. Çok söylüyoruz bunu değil mi? Bu planın ailenle ilgilidir, bu planın okulunla ilgilidir, bu planın hizmetinle ilgilidir, bu planın iş
işinle ilgilidir, mesleğinle ilgilidir, kilisenle ilgilidir. Yani seni korumak istediği yer, kullanmak istediği koşullar, seni donattığı yetenekler, her şeyiyle kullanmak istiyor ve Paulus bunun farkında ve diyor ki İsa beni yakaladıysa bir şeyle yakalayayım diye, yakalayayım diye beni yakaladı. Ve dolayısıyla burada birincisi o hedefe doğru koşmak var. Bu hedefi yalnız her şeyi gözden çıkardığımız zaman İsa tarafından bizlere gösteriliyor. Çeşitli yollarla gösteriliyor. Yüreğinde gerçekten arzuladığın şeyler olabilir. Kendin yapmakta kolaylık yaşadığın, yani yeteneğin olan şeyler olabilir. Rab gösterecektir. Ayetlerle gösterebilir, başka kardeşler, peygamberlikte bulunup sana önceden bildirebilir, rüyalarına girebilir, bilmiyorum ama bir şekilde seni sayıya yaklaşırsan gösterecektir. Bir, hayatının hedefi nedir? İsa'yı yüceltmek, pazardan pazara, haftadan haftaya, aydan aya bir araya gelip eğlenmek, Rab'i yüceltmek, yoksa hayatının her yönünü mümkün mertebe onunla doldurmak, doldurup da insanların önünde insanın hayatta parlamasına izin vermek midir? Bir kere Rabbin senin için bir amacın var ama burada başka bir şey söylüyor. Bu işte yalnız değilsin. Bu iş hep kendi başına çölün ortasında kayıp veya bir kayıp adada tek başına olan bir insanın hayatının bütün dertlerini kendisi halletmeye çalışması durumu gibi değildir. Çünkü önce İsa seni yakaladı. İsa zaten yakaladı, bırakmayacak. İsa seni yakaladı ve elinden tutup seni oraya doğru götürecek. Yeter ki sen ver izin, verelim burada. Ve İsa seni yakaladığı için garanti vardır. Sizde iyi işe başlamış olan Rabbinin bunu o güne dek tamamlayacağına güveni vardır. Çünkü İsa yakaladı. Dolayısıyla çok avantajlısın. Yolunu şaşırma. Fırsatını kaçırma. Gözün yanlış yerlere dikme. İsa seni yakaladı ve o hedefi yakalamak için sen koş. Paulus yakalayabilir, sen de yakalayabilirsin. Biz protestanlar diyoruz ki ben ölürsem nereye gideceğimi biliyorum. Ve bunu genellikle diğer Hristiyan mezheplerindeki insanlar bir gurur olarak görebiliyor, değil mi? Çünkü onlara göre cennete gidebilmek için sevap işlemek gerekiyor, iyi insan olmak gerekiyor. Eğer biz peşine diyorsak ki ben biliyorum cennete gideceğim, sanki ben cenneti hak etmişim gibi bir kalınlık yaptığımızı düşünebilirler. Ama biz neden cennette gittiğimi biliyorum diyoruz. Çünkü bunu kazanmak bizlere düşmez. Kim kazandı bizim için? İsa kazandı. Dolayısıyla aslında bunu söylemek de benim ne kadar küçük, bu durum karşısında ne kadar haksız ve yalnız ve yalnız İsa onur hak ettiğini söylüyorum. Ama iş hayatımızın yeryüzündeki hedefi, hizmetimizin yeryüzündeki hedefi neyi anlatmaya gelince bitemiyorum inşallah. Birden ekelemeye başlayabiliriz. Ama Paulus burada bir anlamda şunu diyor bizlere. Nasıl ki Mesih sayesinde cennete gideceğini bilebiliyorsan, çünkü bu senin marifetin değil, onun başarısı ve zaferi ise, aynı şekilde İsa Mesih seni yakaladığı için bunun farkına varıyorsan, yüreğini buna açıyorsan ve hayatında yapmak istediğin her şeyi yapmasına izin veriyorsan, aynı şekilde yarışı onurla bitireceğini, İsa'ya onur veren bir şekilde tamamlayacağını bilebilirsin. Paulus bunu söylüyor Timoteus'ta. Diyor ki, kime inandığını ve emanetini o güne dek saklayacak güçte olanı biliyorum diyor. Başka yerde diyor ki yarışı bitirdim. Beni bekleyen şu bu tacı artık almaya
hazırım. Paulus bunu söylerken gururla mı söylüyor? Kendine güvenerek mi söylüyor? Diğer insanlardan ben daha üstünüm. Düşünerek mi söylüyor? Hayır. Paulus aynı. Ben kurtuldum, cennete gittiğimi biliyorum çünkü İsa Mesih kurtuluşumu sağladı. Nasıl diyorsa aynı şekilde ben bunları tamamlayabildim. Kendi sayemde değil, kendi gücümün sonucu değil. Marifetim de değildir ama İsa beni yakaladı. Dolayısıyla benim de İsa'nın benim yakalamam istediği şeyi yakalayabilmek için çok avantajlı bir durum var. Birincisi Paulus her şeyi gözden çıkarmakla buna sahip olabildi. İsa'nın bu lütuf anlayışını kavrayıp İsa'nın hayatında kudretle, zaferle işlemesine izin verebildi. Paulus adalıydı. Paulus yetkin değildi. Kendisi itirafta bulunuyor ama bir konuda yetkindi. Birkaç ay sonra diyor ki ama yetkinliğe ulaşmış olanlar aynı düşünceli olsun. 12. ayette ben yetkin değilim diyor. Ben olgun değilim. Olgun olarak dolu değilim aslında. Doluluk, klera diyor orada. Birkaç ay sonra diyor ki ama dolu olanlar ne açıdan dolu değil, ne açıdan doludur. Paulus kendine bakarken hatalı bir insan gördüğü için hayatının gidişatına da bakarken yanlışlar yaptığını bildiği için ben dolu değilim, ben yetkin değilim, ben mükemmel değilim, eksikliklerim var. Ama Paulus hayatını nereye doğru yönlendirmek istediğini, hayatının nereye varmasını istediğini düşünürken diyor ki benim bir tek düşüncem var. İsa'yla bir bütün olmak. O benim marifetim değil ve bu konuda ben yetkinim. Yani bu konuda pazarlığa açık olmayan bir kararlılıkla sağa sola bakmadan kimsenin beni bu yoldan ayırmak için kullanmak isteyeceği sözlere, tuzaklara aldırmadan ben İsa'ya tamamıyla sahip olmak için koşuyorum. Bu konuda sevgili kız kardeşim, sevgili kardeşim yetkin olabilirsin. Ne kadar İsa'yı arzu ediyor musun? Ne kadar İsa'yı arzu ediyorsun? %99 mu yoksa %100 mü? Paulus diyor ki %100 arzulayabilirsin. Her ne kadar %100 hatasız değilse. Ama İsa beni yakaladığı için İsa'ya hizmet etme, yarışın sonuna varmak ve ödülü kazanmak yine de kurtuluşta olduğu gibi bana bağlı değil. Onun sadakatine, onun zaferine bağlı olduğu için ben kendimi onun kollarına teslim edebilirim ve bilebilirim ki sonunda beni bekleyen ödül olabilecektir. Bunu gururla söylüyorum. Bunu İsa'dan ilginç olduğunu bildiği için söylüyor. Ama İsa'yı bütün yüreğiyle sevdiği için söylüyor. İsa'ya ne derece sahip olmak istiyor? Birinci yüzyıl kardeşlerimiz burada aramızda bulunsaydı tarz olarak, stil olarak, şekil olarak belki birçok şey garipseyebilirlerdi çünkü eski kafalıydı ama yüreğe bakınca diyelim ki onların ibadet ettiği gibi ibadet etsek bile, onların giyindiği gibi giyinsek bile, onların diğer insanlarla ilişki kurduğu gibi yani mesafeli ve belli şeyler, hiyerarşiler var mı, yani saygı kuralları, nezaket kuralları farklıydı mutlaka. Diyelim ki bütün bunları onlar gibi yapıyor olsaydı, o açıdan bir farklılık görmeselerdi, bu kardeşler bize yine tuhaf gelecekti. Çünkü hayata bakışları bugün üzerinde çok fazla düşünmediğimiz bir hararetle, bir teslimiyetle, bir ateşle Rabbi ne yapıp yapıp yakalamak istiyorlar. Ne derece? Şimdi Paulus'un sizin uyanış gençliğini ilan eden afişte
yazdırdığınız ayetlerde söylediği gibi ilginç bir şey söylüyorum. Onunla bitireceğim. 10 ve 11. ayette. Ölümde onunla özdeşleşerek onu tanımak. Öyle tanımak istiyor. İsa'yı tanımak için ölümüyle özdeşleşmek lazım. Ne demek bu? Güzel bir ifade ama ne demek aslında? Ne demek? Yani İsa benim için öldü, günahlarını yendi. Günahı şeytanı dünyayı yendi. Dolayısıyla o ölümünde, onun ölümünde bunları da benim için yenecek güç vardır. O mu demek? Evet. Ama sadece o mu demek? Başka ne demek? Bizlere bir model bıraktı. Hani nasıl bir hayat sürdürmemiz gerektiğini gösteren bir model mi bıraktı? Fedakarlık modeli, kendini imkan modeli. O mu demek? Evet, ama yalnız o mu demek? Ne demek? İsa'nın ölümüyle özdeşleşmek. Ben kendimi onun yerinde sayıyorum. Onunla birlikte öldüğümü biliyorum. Bu yüzden Paulus'un da Galatyalılar 2.20'de bildiği gibi ben artık yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Bu mu demek? Evet demek ama yalnız bu mu demek? Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir anlam var ki o anlamı sürekli kaçırıyorum. Bu anlamı sürekli unutuyorum gibi. İsa gibi ölmek mi demek? İlk yüzyıl kardeşlerimiz doğal insanlardı. Hayatlarının en büyük hedefi İsa'nın ölümüne benzer bir ölüm yaşamaktı. Öyle bir şey istiyor mu? Yani İsa'ya ne için geldi? Onun gibi ölmek için mi? İşkencelerle ölmek için mi? Bu biraz maşosuz bir yaklaşım değil mi? O açıdan bakmıyorlar. O açıdan benzer doğal insanlar. Yani sadece hayata dair değil, ölüme dair her yönü İsa gibi yaşamak istiyorlar. Yaşabilirlerdi, yaşamayabilirlerdi. İsa Petrus'a sen yaşlanınca istemediğin yere getirileceksen, bağlanacaksan ve bununla nasıl bir ölümle öleceğini haber verirken bir şekilde Petrus yanında olan Yuhanna'yı işaretleyerek diyor ki buna ne olacak? Ve İsa neden de cevap verdi? Sana ne? Onun sonuna dek kalmasını istiyorsan, onun benim gelişime gerek kalmasını istiyorsan sana ne? Yani ille de bu hepimiz onun gibi bir ölümle öleceğimiz anlamına gelmiyor. Fakat ne derece İsa'ya benzemek istiyoruz? Aslında size söyleyeyim, fiziksel ölüm. Fiziksel ölümle İsa'ya benzemek, demin saydığımız açılardan İsa'ya benzemekten de kolay. Benliğimizi inkar etmek. Kendi kararlarımızdan vazgeçmek. İsa'yı bu şekilde izlemek aslında çok daha zordur. Ama Paulus orada bitirmiyor. Paulus'un orada beni şaşkına döndüren bir başka ifade var. Çünkü tarih boyunca birçok kişi İsa gibi ölümüne, insanın gibi bir ölüme iştirak etmek istedi. İşte bazıları mistikler, kendilerini kaybedip de bu şekilde Rabbin sevgisine yaşamak isteyenler dönem dönem bunları yaşamıştır. Ama Paulus'un kafasını söylüyor. Paulus'un gözü o kadar İsa'ya dikilmiştir, o kadar İsa'ya sahip olmak istiyor ki. Bunu söylemekle sizleri komplekse sokmak, bizlerin ne kadar insanın uzak olduğumuzu göstermek amacıyla söylemiyorum ama ne için söylüyorum? Gözümüz açılsın ve İsa'dan nelere sahip olabileceğimizi. İsa ne kadar hayatımızın her yönünü, ölümümüzün de daha fazlasını şimdiden planladığını anlayalım diye ve korkmadan, çekinmeden onun kollarına kendimizi bırakmamız için söylüyorum. Başka ne diyor? Diyor ki, ilginç bir şey söylüyor o birinci ayette, onunla o biri birleştirmişler. Diyor ki, birleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü
ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek. Burada güçten bahsediyor. Burada fiziki değil. Bundan doğan güç ama daha fazlası diyor. Ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyor. Ne demek istiyor? Yani bir gün Rab için ölürsen, bir gün de Rab için dirilecek mi demek istiyor? Hayır. Paulus birkaç ay önce zaten ısrarla söylüyor, bir ferisiydi. Ferisilerin diğer Yahudi, Musevi mezheplerine nazaren en belirgin özelliklerine gidip dirilişe inanıyorlar. Paulus Rab'e gelmeden önce bir gün dirileceğini biliyor. Paulus hayatı boyunca bir gün sadece kendisi değil, herkes dirileceğini biliyor. Dolayısıyla onun dirilişi, o anlamdaki dirilişi, son günkü dirilişi, Paulus'un neler yaptığını veya yapmadığına bağlı değil. Burada ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum ben. Hangi bağlamda bunu söylüyor? İsa'ya benzemek bağlamında. Hani Türkçesiyle söyleyeyim. İsa nasıl öldüyse ve üçüncü gün dirildiyse, İsa için ben öldürülüyorsam, İsa gibi de üçüncü gün dirilmek istiyorum. Bu dünya için. Ahiret hayatı için değil. Ben İsa'ya bu derece benzemek istiyorum. Belki de Paulus bunu yaşadı. Biliyorsunuz Listra'da taşlanıyor. Ölü gibi yere yığılıyor, ondan sonra kardeşler bu sarayla kalkıyor. Kimi yorumcular ondan sonra 2. Korintliler 12. bölümde Paulus bedeni içinde, bedeni dışında tam bilmediği halde 3. göğe yükselen birinden söz etkisinde kendisinden bahsediyor. Ve buna bakarak kimi yorumcular diyorlar ki herhalde Paulus orada bir sırada gerçekten öldü, göğe yükseldi ama Rab dedi ki işin bitmedi, dön. Ve bu yüzden gerçekten o dirilişi tattı. Bilemiyoruz. Bunu bilemiyoruz ama bir şey bilebiliyoruz. Paulus gerçekten bunu yaşamak istiyor. O derece İsa'ya benzemek istiyor. Bunun bize mesajı nedir? Bunun bize mesajı şudur. İsa'nın istediği yerde olmak. İsa'nın istediği yerde bulunurken yaşadığımız sıkıntılar. İsa'nın istediği yerde yaşadığımız sıkıntılar içinde gerçekten bizi çok sarsan durumlar bir de İsa ile birlikte zafer yaşamak. Dünyada en güvenli yer, en verimli yer, en bereketli yer ve koşullar İsa'nın bizim bulunmamızı istediği yerde, koşullarda, zamanlarda bulunmaktır. Bu başımıza bir iş gelmesine sebep olabilir, olmayabilir, fark etmez. Yani eğer gereksiz yerde birisi bizleri bir şekilde imanımız uğruna öldürürse, Rab isterse bizi üçüncü günde, ikinci günde, birinci günde diriltebileceği değil. İlle de bunu yaşamak zorunda değiliz. Sizleri şaşırtmak istemiyorum ama Paulus o derece İsa'ya güveniyordu. O derece İsa'ya sahip olmak istiyordu. O derece İsa'ya sahip olmanın bütün hayatının doldurmasını istiyordu. Bu yüzden hiçbir şey onun dikkatini bundan ayırmasına izin vermek istemiyordu. Bu yüzden önüne konulan ve bir şekilde bir an olsa İsa'yı bu derece arzulamaktan kendisini şaşıracak olan her şeyden vazgeçmek istiyordu. İlle de Paulus'un yaptığı gibi yapmak zorunda değiliz ama sizlere söylemek istediğim nedir? İsa'yı ne kadar seviyorsun? İsa'ya ne derecede sahip olmak istiyorsunuz? İsa Petrus'a beni bunlardan çok seviyor musun sorduğunda bu sorunun içinde ne kadar çok şeyler olduğunu
düşünmenizi istiyor. Ve bu şekilde tümüyle İsa'ya sahip olmanın ayrıcalığını kaçırmanızı istemiyorum. Ben kendim kaçırmak istemiyorum. Bu yanlış mıdır? Ve o zaman İsa hayatımızın dizginlerini alıyor. Bunu çok zor bir süreç olarak görmeyin. Bu bir sevgi meselesidir. Bu bir aşk meselesidir. Bu bir arzu meselesidir. Ben birçok durumda kendi karakterim itibarıyla İsa'ya kendimi kolay kolay veremediğim için ilk Rab'a geldiğimde bile çok zor oldu. Sonunda ben hayatımda defalarca Rab'be şuna benzer bir şey söylemişimdir. Rab'be bunu yapamıyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. Ama ne olur? Bu İnsan kaynaklı zahir isteğimse güçlendir. Kendi kuvvetinle donat. Kendi her şeye kadir iradenin derecesinde pekiştir. Ve beni kendim yapamayacağım şeylere yapmak üzere değiştir. Ben hangi ayetlere bakıyorum? Bizlerden bir ayetle geldim. 2.13 Onun hoşnut eden şeyleri istememizi ve yapmamız için etkin olan Tanrı'dır. Ben çok şey istiyorum ama belki insan artık böyle de istiyorum, sonra yapamıyorum. O noktaya geldiğimde Rab ediyorum ki ben istiyorum ama yapamıyorum. Hem isteyişi bilsem ben hem de yapma gücünü sen vermem. Böyle Rab'e gelip de Rab'im ona cevap vermediği hiçbir durum yaşamadım. Anında olmayabilir, bir gün sonra olabilir, bir hafta sonra olabilir ama Rab, bu tür yaklaşımlar olur diyor. Yani ben bu işi beceremiyorum, ben bu işi yapamıyorum. Ama ne olur? Bu kadar babuz gibi, başkaları gibi kendilerini teslim edebilmem, kendimi teslim edebilmem için benden kaynaklı olmayan, bende eksik olan her şeyi sen kendin üret. Bu şekilde Rab'e geldiğimizde, tekrar söylüyorum, bu bizim marifetimiz değil, kendi başlarımız değil. Biz evrenin yaratıcısıyla bir ilişkiye başladık ve evrenin yaratıcısını dahil ettik hayatımıza ve yoktan var eden dünyaları, kainatı, evrenleri yaratan alemlerin Rabbini hayatımıza davet ederken onun bizde yapamayacağı bir şey yoktur. Farkında mıyız? O zaman onu hayatımıza davet ederken kendi sınırlı anlayışların ve ölçülerin doğrultusunda değil, onun sınırsız gücü ve isteği doğrultusunda Rab gel hayatımdan istersen ya ben yapamıyorum diye kendisine yaklaştığımızda birer Paulus, birer Belial, birer Devora, birer Petrus, birer Yuhanna olabiliyoruz. Çünkü Rab bizi yapıyor. Uyanmak istiyorsan Rab beni uyandır her dediğimizde Rab'in yapacağı işler çok büyüktür. İnanılmaz derecede şaşırtıcıdır. Bilmiyorum sizleri ama ben ilk iman ederken bu tür yaklaşımlar beni korkutuyor. Tekrar çünkü bir şeyleri sanıyoruz. Hani Türkçe'de ne derler? Denize düşen yılana sarılıyor değil mi? Yılana sarılıyoruz. Yani esas korkacağımız şey sarıldığımız şeylerdir. Çünkü bunlar bıraktığımız zaman o denize düşüp boğulmamızı önleyecek bir Rabbimiz var. Ama yılana sarıldığımız sürece Rabbi bizi yakalamasına izin vermiyor. İnsan düşüncesiyle bizi korkutabilir, korkutmasın. Bu bir boşluğa atlayış gibidir. Atlayın. Bak orada sizleri yakalayacak çünkü Mesih beni yakalamakla öngördüğü o şeyi yakalamak için de yaşıyorsa asla Mesih sizleri beni yakalamaz. Ayağa kalkarsak nasıl olur? Mesela bir dua edelim.